Bırakamazdık. Getirdik. Ya biz zaten yasaklara karşıyız her zaman için. Her zaman için karşıyız. Bizim hesabımızda kitabımızda yok. Biz gerekeni yaparız. Vatandaşımız, gençlerimiz ne isterse onlara her şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar her şeye layık. Buraneler her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Körfez halkına layık. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden, en güzel turizm merkezlerinden Edremit Körfezi. Biliyorsunuz daha evvel biz bu körfezi temsil ettik. 2022. dönemde de Balıkesir milletvekili yapmıştık. O zaman da bütün körfezi eşit olarak her türlü elimizden gelen gayreti gösterdik. Bazı şeyler kazandırdık. Bundan sonra da kendi memleketimizde belediye başkanı yapmak istiyoruz. Artık çünkü Buraniye biliyorsunuz Edremit'in Ayvalık arasında sıkışmış kalmış bir ilçeydi. Seçimlerde ne dedik? Biz Edremit'in Ayvalık arasında sıkışmış kalan ilçeyi kabuğunu yırtıp atacağız dedik. Ve Türkiye'nin en önemli kültür sanat merkezlerinden, turizm merkezlerinden birini yapacağını söz vermiştik. Yaptık mı? Yaptık mı arkadaşlar? Evet. İyi eğlenceler. Siyasetçiler kusura bakmayın mikrofonu aldım bırakmak istemiyor. Ben artık bırakayım en azından. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız geldiniz. Ve Körfez halkına, Balıkesir halkına bu geçen seferkinden dolayı bir onların bir kırgınlığı vardı. Sizi de özlemişlerdi. Bu özlemi hep birlikte gideriyoruz. Teşekkürler. Sayenizde efendim. Bir plaketimiz olacak. Sağ olun, var olun. İnanın benim de o kadar içim kırılmıştı ki gelemiyorum diye. Çok üzülmüştüm ve sağ olsun başkanımız hemen böyle kırılan yeri anında gerçekten onardı. Güzel bir telefonla biz sizi istiyoruz, bekliyoruz dedi. Hiç o gün unutamıyorum. O gün gerçekten çok moralim düzelmişti.